Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Türkçe öğretmeniniz Orhan Emektar. Bugün sizinle farklı düşünmeye yönelten ifadeler konusunu işleyeceğiz. Bunun bir diğer ismi var, karşınıza çıkarsa bu ne diye şaşırmayın. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. Ne demek bu? Mesela karşımıza bir insan geldi ve bunun hakkında bizim farklı farklı düşüncelerimiz var. Mesela şöyle olabilir, bir adam var ve bunun hakkında kötü bir düşüncemiz var. Orhan Hoca kalbimi kırdı. Senin gibi bir prensin veya senin gibi bir prensesin kalbi kırılır mı? Ya da onun hakkında bir de güzel düşüncem var. Nedir bu da? Orhan Hoca'yı çok seviyorum. Şimdi ben bu iki ifadeyi birbiriyle birleştirmek istediğim zaman ne yapacağım? Orhan Hoca kalbimi kırdı ama yine de onu çok seviyorum. Bak ne yaptım? Bu iki farklı düşünceyi bir tane bağlaçla bağlıyorum. İşte bu tarz bağlaçları biz düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler diyoruz. Hadi şimdi isterseniz neymiş bunlar tek tek görelim. İlki az önce de gördüğümüz gibi ama sözcüğü. Resim dersini çok seviyorum ama başaramıyorum. Bak sevmek olumlu bir ifade, başaramamak ise olumsuz bir ifade. Bu ikisini ama ile birleştiriyorum. Dışarı çıkmayı çok isterdim ama kitap okumalıyım. Bak çıkmak için bir engelim var değil mi? Artık kitap okumak zorunda olduğum için. Ama aslında dışarıda da okuyabilirim. Doğru. İkincisi fakat. Bu yılki erikler çıktı bile fakat henüz tadına bile bakamadım. Eriği çok severim mesela. Bakıyorum ki pazarda var, almak istedim ama unuttum mesela almayı. Tadına bile bakamamış oldum. Ne oldu? Biri olumlu, biri olumsuz ifade oldu. Bugün parkta buluşacaktık. Buluşacaktık. Fakat o gelmedi. Bak ne yaptı? Gelmediği için buluşamadık. Bu anlamı çıkartmam gerekiyor değil mi? Bir diğer sözcüğümüz de lakin. Güzel bir şiir kötü okunabilir. Lakin kötü bir şiir güzel okunamaz. Ne yapmış oldum? Bak biri olumlu, biri olumsuz. Okunabilir, okunamaz. Bunları lakinle birbirine bağlıyorum. Kalemimi telefonun yanına bırakmıştım. Lakin bulamıyorum. Gerçekten bulamıyorum. Bak bıraktığımı biliyorum. Bu olumlu bir ifade. Bulamıyorum, olumsuz bir ifade. Bu ikisini birbiriyle lakinle bağlıyoruz. Yalnız sözcüğü de yine farklı düşünmeye yönelten bir ifadedir. Yazdığın hikaye çok güzel olmuş. Yalnız noktalama işaretlerine biraz daha dikkat et. Ne yaptın bak? Demek ki sen burada dikkatsizmişsin. Genel olarak iyi, bu konuda kötü. Farklı düşünce olduğu için araya yalnız koyabilirim. Diğerlerini de koyabilirim tabii. Ancak ifadesi de yine farklı düşünceye yönelten bir ifade. Söylediklerini yaparım ancak bir şartım var. Bu şartımı eğer yapmazsan ne olacak? Ben bunu yapmam diyor. Çirkin ancak düzenli bir yazısı vardı. Hani sürekli aynı yöne bakıyordu mesela. Çirkinliği kötü bir özelliği, olumsuz bir özelliği. Düzenli olması da olumlu bir özelliği. Oysaki ifadesi de yine farklı düşünceye yönelten bir ifadedir. Kitap fuarına yetişemedim. Oysaki kitabımı imzalatmayı çok istiyordum. Bak ne oldu? Yetişemedim, istiyordum. Bu ikisi birbiriyle olumsuz yani farklı düşünce oldukları için, birbirinden ters yönde oldukları için oysaki ile birbirine bağlayabilirim. Yüzüme bile bakmadı. Oysa ki onun için her işimi ertelemiştim. Bak bakmaması olumsuz bir ifade. Onun için işlerimi ertelemem olumlu bir ifade değil mi? Bu ikisini birbirine bağlarken de bunu kullanıyorum. Diğer sözcüğümüz ise ne var ki? Hepsini ayrık yazıyoruz. Unutmayın bunu da. Oysa ki de bitişik, ne var ki de ayrık yazıyoruz. Sana bir buket çiçek almıştım. Ne var ki otobüste unutmuşum. Bak unutmak olumsuz, almak, çiçek almak olumlu bir ifade. Siz de sevdiklerinize çiçek hediye edebilirsiniz. Çok sevinirler. Ben sevinirim mesela. Halbuki ifadesi, bakın halbuki bitişik. Herkes onu fakir zannediyor. Halbuki fakir değil, tutumlu bir insan. Bak fakir, fakir değil. Olumsuz oldu değil mi? Buna rağmen ifadesi, düşman dört bir yanımızı sarmıştı.
Buna rağmen yurdumuzu işgalden kurtardık. Ne yaptım? Etrafımızı sarması. Olumsuz bir ifade, işgalden kurtarmamızsa olumlu bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olarak yine de ifadesi, yine farklı düşünceye yönelten bir ifadedir. Maç bitmek üzereydi, yine de son bir umutla atağa kalktık derken, bu cümlede de gördüğünüz gibi bitmek üzere olması olumsuz bir ifade. Son bir umutla atağa kalkmamışsa olumlu bir ifade oluyor. Farklı düşünceye yönelten ifadeleri gördükten sonra artık destekleyici ve açıklayıcı ifadelere geçebiliriz. Sevgili arkadaşlar, duygularımızı ve düşüncelerimizi anlatırken bazı kendimize şahit tutmamız gerekebilir veya söylediklerimizi açıklamamız gerekebilir. Bunun için de bazı ifadeler kullanıyoruz. Peki nedir bu ifadeler? Bu ifadelerden ilki yani ifadesidir. Yani bir şeyi açıklamak için kullandığımız bir ifadedir. Mesela yanımda bir tane üçgen var. Bu üçgende diyor ki A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 diyor. Şimdi baktığım zaman ben bundan hani M'nin açı demek olduğunu bilmiyorsam eğer birazcık şaşıracağım. Burada ne anlatıyor acaba diye kendi kendime sorular sormaya başlayacağım. Altında eğer bunun gibi bir ifade varsa ama ne olacak? Bana buradaki vermek istediği mesajı karşılamış olacak. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Sana bunu demek istiyorum diyor. Baktığım zaman A evet yukarıda A yazıyor. Burada B yazıyor. Şu ileride de C yazıyor. Demek ki A'nın açısı, B'nin açısı, C'nin açısı. Başka da açı yok. Demek ki yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir diye ben de bir çıkarımda bulunabilirim. Ellerini yıkamadığı için hastalık kapmış. Yani temizlik çok önemli kardeşim. Heh, ne yaptı? Bak o ifadeyi açıklarken ne yapmış oluyorum? Yani kullanmış oluyorum. En sevdiğim öğrencimi, yani seni kutlarım. Bak, en sevdiğim öğrencimi ifadesini açıklarken yani kullandım. İkincisi, özellikle ifadesi. Sultan II. Mehmet, Türk İslam tarihinde özellikle İstanbul'u fethettiği için önemli bir yere sahiptir. Ne yapıyor? Bu söylediklerini desteklemek için hani İstanbul'un fethiyle beraber mesela bunu açıklıyor da bir yandan da ne yaptı? Özellikle ifadesiyle bunu bize vermiş oldu. Örneğin ifadesi, ne yapacak? Kendisinden sonraki kendisinden önceki cümleye örnek verecek. Örnek veriyorsa onu açıklamak olacak değil mi? O şiirlerinde az sözle çok şey anlatmayı sever. Örneğin herkesin yüreği yumruğu kadar, benimkinde fazladan dağlar kadar sevda var. Dizelerine ne yaşanmışlıklar sığdırmıştır demiş cümlede. Ne olmuş oluyor burada da? Hani az sözlü çok şey anlatmış. Bu üç tane dizeye baktığım zaman da bir sürü anlam çıkarabiliyorum değil mi? Ona örnek olarak da bunu vermiş. Hatta ifadesi, söylediklerine kimse inanmıyor, hatta herkes bana gülüyordu. Bak ne yaptım? Bu ifademi desteklemek için hatta'yı kullandım. Başka bir deyişle ifadesi. En büyük rakibimizi 3-1 yendik. Başka bir deyişle şampiyon olduk. En büyük rakibini yendiysen ne olacaksın? Başka da rakibin kalmaz. Şampiyon olursun. Bu şiirin özgün olmuş. Başka bir deyişle benzersiz bir şiir yazmışsın. Ne yaptım yine? Kendi ifademi açıklamak için başka bir deyişle. Bak demek ifadesinden geliyor zaten değil mi? Başka nasıl diyebilirim bunu? Benzersiz. O zaman ne yapmış oldum? Bu ifadeyi açıklamış oldum. Evet, ayrıca ifadesi de yine söylediklerimizi destekleyici veya onu açıklamak için kullandığımız bir ifadedir. Kahvaltı için domates, salatalık toplamış. Ayrıca bunları bir güzel yıkayıp doğramıştı. Bak yaptığı ifadeyi ne yapıyor? Daha çok açıklamak için ayrıca ifadesini kullandı. Açıkçası yine bunlara örnektir. Onun bize gelmesini çok istiyorum. Açıkçası yalnızlıktan çok sıkıldım. Bir arkadaş istiyorum. Ne yaptı yine?
söylediği ifadeleri açıklayıcı bir ifade olarak açıkçasını kullandı. Sevgili arkadaşlar, yan tarafta da gördüğünüz gibi destekleyici ve açıklayıcı ifadelerimiz toplamda 7 tane. Şimdi isterseniz bunları gerimizde bırakalım ve özetleyen ve sonuç bildiren ifadelere geçelim. Yani bir duygumuzu, bir düşüncemizi, bir paragrafı sonuca bağlamak için koskoca paragrafta yazılanları bize özetlemek için bu ifadeleri kullanıyorum. Hangi ifadeleri kullanıyorum? İşte bunları. İlki kısacası. Bak nasıl kullanmış cümlenin içerisinde, paragrafın içerisinde daha iyi göreceğiz. Bugün erkenden kalktım, yüzümü yıkadım, kahvaltımı yaptım, dişlerimi fırçaladım, odamı toparladım. Kısacası ne yapacağım şimdi? Önceki söylediklerimi özetleyeceğim, değil mi? Kısacası iyi bir çocuk oldum ve şimdi de seninle konuşuyorum. Yukarıda yazılanları aşağıda özetliyorum bu sayede. Ne işime yarayacak bunlar? Ana fikir veya konu bulurken bu çok işimize yarar. Yanında kocaman bir paragraf var. Ezberleyemedim, o yüzden dönüp bakayım, birazcık da kopya çekeyim isterseniz. Kitaplara daldığımda kendimden geçiyorum. Bir gün Pamuk Prenses oluyorum, bir gün Harry Potter. Bir bakmışım Peter ve Heidi ile İsviçre'nin dağlarında keçi çobanlığı yapıyorum. Bir bakmışım Aragorn ile Minas Tirith'te savunma savaşı veriyorum. Bazen uçan halılarla seyahat ediyorum, bazense ejderhalarının kanatlarının arasındayım. Özetle ne yapacağım şimdi? Yukarıda yazılanları sonuca bağlayacağım, değil mi? Bu dünyada yaşadığım en güzel maceraları kitaplarla yaşıyorum. Bütün ifadeyi özetlediğimiz ifade işte buradan başlıyor. Bu da ne yapacak? Bizim için koskoca paragrafın ana fikrini bulmak için veya konusunu bulmak için bir kopya olacak aslında. Sonuçta ifadesi var. Kütüphaneye girdiğimde bazı rafların düzensiz olduğunu gördüm. Görevli masasına doğru başımı çevirdim ama kimseyi göremedim. Hemen düzensiz olan numaraları künye numaralarına göre düzeltip raflarına geri koydum görevliyi beklemeden. Sonuçta ben de kütüphanenin bir üyesi olarak onu düzenlemek zorunda değil miyim? Yani düzenli tutmak zorunda değil miyim? Ne yaptık? Bak, yukarıdaki anlattıklarımızın sonucunu bildirirken sonuçta ifadesini kullandık. Böylece ifadesi yine özetleyen ve sonuç bildiren ifadelerden bir tanesidir. Bakkala girdiğimde bakkal sahibine selam verip ekmek dolabının etrafında kimse var mı diye kolaçan ettim. Kolaçan etmek duydunuz mu? Çok güzel bir sözcük. Kimsenin olmadığını görerek rahat bir nefes aldım. Ekmek poşetini ters çevirip ekmekleri tutup kıvrak bir hareketle iki ekmek poşetledim. Böylece bak ne yapacağım? Bunun sonucunu söylüyorum. Diğer ekmekleri elimi sürmeden ihtiyacımı karşılamış oldum. Yani ekmeği bu şekilde alarak başkalarının ekmeğine elimi sürmedim demek istiyor. Bu ifadeyi gördüğümüz yerde de demek ki diyeceğiz ki sonuç bildiren bir ifade var diye. Görüldüğü gibi ifadesi var yine. Salgın sürecinde insanlar birbirinin sosyal mesafesine dikkat eder oldular. Artık kimse ellerini yıkamadan bir yere dokunmuyor, birbirinin dibine sokulmuyor. Aslında tam da olması gerektiği gibi. Eskiden insanlar bunlara dikkat etmezdi. Görüldüğü gibi normal zamanda yapmayı üşeneceğimiz şeyleri zorda kalınca yapabiliyoruz. Bak ne yaptım? Yukarıdakileri özetlemek için görüldüğü gibi ifadesini kullandım. Bir nevi ana fikri bu ifadeden sonra veriyorum. Sevgili arkadaşlar, özetleyen ve sonuç bildiren ifadeler de bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz.